Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. LGS 2024 yolculuğumuzda artık film konusunu son kez taktiklerle bitiriyoruz. Ve LGS'ye girdiğimizde sözel bölümde Türkçe'de biliyorsunuz 2023 yılında bir soru gelmişti bu konudan. Ve gerçekten seçici bir soruydu. Yani ...hem zarf fiili hem sıfat fiili bilmemiz gerekiyordu... ...hem de cümlenin içerisine yakalamamız gerekiyordu. Dolayısıyla bol soru çözüp pekiştirmemiz gereken bir konu. Bugün sizlerle birlikte bir netace bize açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz LGS'de Sözel ve Sayısal bölümde... ...Sözel bölümünün en önemli dersi Türkçe. Türkçe'nin içerisindeki en önemli kısım anlam bilgisi ama kolay ve halledilmesi gereken dil bilgisi. Biz dil bilgisi şimdi filmsi bitiriyoruz. Ardından da cümle ögelerine geçeceğiz. Hocam biz filmsi biliyoruz harika izleyenler bu videoyu mutlaka izlesin. Çünkü gerçekten çok kaliteli çok seçici sorularımız var. Bu soruları mutlaka çözmeniz gerekecek. Hatta şöyle göstereyim bakın. Önce taktikler vereceğiz. Sonrasında bazı bilgilerden sonra direkt bu tarz sorular var. Yani hani normalde dört seçenekli oluyor. Dört seçenekli sorularımız da var bu arada korkmayın arkadaşlar. Ama bu şekilde 2, 4, 6, 7 seçenekli sorularımız da var. Gerçekten zorlayıcı sorular. Hep beraber çözeceğiz. Sizler de ekran başında videoyu durdurarak çözmeye çalışın. Eğer bu videonun içerisindeki soruların %80'ini, %90'ını doğru yapabiliyorsanız o zaman alkış hak ediyorsunuz. Harikasınız demektir. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin ve videomuz başlasın. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için Öncelikle Tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Cup sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kapa bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şunu söylememiz lazım ki filmsi de en önemli taktiği söylüyorum. Öncelikle yüklemi bul sonra mame ediyoruz ama bunu zaten bizi takip eden arkadaşlarımız biliyor. Hocam önce yüklemi buluyoruz sonra mame olmuş ikine bakıyoruz. Bunu artık ezberlettiniz. Hatta bazen filmse yüklem oluyor falan diyen yorumlar görüyorum ama sınavlarda hiç böyle örnek gelmemiş. Burada şunu söylüyorum arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. ...fiilimsiyle alakalı en önemli taktik bol soru çözmektir arkadaşlar. Yani şimdi birazdan bir sürü soru çözeceğiz ama... ...sizler benim verdiğim taktiklerden sonra... ...burada yaptığımız alıştırmalardan, bilgilerden sonra... ...mutlaka mutlaka bol bol soru çözmeniz lazım. Bu arada biliyorsunuz ki 8. sınıfta 2. sezondayız. Yani 1. dönemin ilk arası olan Kasım arası bitti. Şimdi 2. sezona başladık. Burada Spersonik'ten, Dinamo'dan, Zorubankas'an ödevlerimiz var. Siz onları zaten Spersonik'te bu testleri, Dinamo'da... Tüm derslerde ve aynı zamanda zor bankası da çözeceğinize eminim ben. Çünkü bunların her biri sınavda direkt karşınıza soru olarak gelecek. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. Arkanıza yaslanın ve dikkatlice buradaki soruları doğru cevaplamaya çalışın. Şimdi ilk başta demiş ki, önce taktik demiş bunu zaten biliyoruz. Öğrenciler dersi dikkatlice dinliyor. Sizden bahsediyor beğeni butonuna da basalım arkadaşlar bu arada. Şimdi dinliyoru yani yüklemi bulduktan sonra geriye kalanlardan Mame'ye olumsuz eki alabilenlere bakıyorduk. Öğrenciler öğrenmeciler olmaz. Dersi dermesi olmaz. Dik olmuyor. Bakın bazı arkadaşlar dikkatlice dikkatsizce diyor. Hayır sadece mameli olmuş yapmamız lazım. O zaman bu cümlede fiilimsi yok. Şuraya bakıyorum. Gelenlerin kim olduğunu anlamak istedim. İstediği yüklemimiz. Yüklem en önemli kelime de hatırlarsanız lokomotifimizdi yani. Şimdi burada başlıyoruz. Arkadaşlardan bahsediyor. Hocam anlamak anlamak buldum. Ya, ya, Hayır bir dakika. Ne olursa olsun tüm kelimeleri tek tek kontrol edeceğiz. Başlıyorum. Gelenlerin gelmeyenlerin kim olmuyor. Olduğunu olmadığını anlamak anlamak. Dolayısıyla bir, iki, üç tane fiilimiz var. Bu en iki alan sıfat fiil olacak. Bu dıkı alan sıfat fiil olacak. Bu da mayışmaktaki makekin alan isim fiil olacak. Şöyle altlarına şöyle sf, sf, if diye yazacağız. Diyebilirsiniz ki hocam ben fiilimsinin olup olmadığını iki cümle arasında anlayabiliyorum ama çeşidini bulamıyorum diyorsanız o zaman hoş geldiniz. Şimdi fiilimsiler arkadaşlar üç çeşit. Birincisi İsim fiil, ikincisi sıfat fiil, üçüncü zarf fiil. Sıfat fiili aynı zamanda ortaç da deniyor arkadaşlar. İsim fiile de ad eylem, zarf fiile zarf eylem ya da ba fiil gibi kelimelerde kullanılabiliyor. Bunu bilhassa lisede kullanıyorlar. Şimdi burada esas önemli olan şey şu. Bir kere üçü de olumsuzluk ekini alabiliyor. Yani fiilimsilerden demiştik ki öncelikle bul sonra geriye kalanlardan mame olumsuzluk eki alanlara dikkat et demiştik. Dolayısıyla bunların her biri mame eki almak zorunda. Fiilin köküne baktıktan sonra aldığı eke göre biz diyoruz ki eğer ma ışmak eklerinden birini aldıysa isim fiildir. Eğer an esi mez ar dik ecekmiş eklerinden birini aldıysa sıfat fiildir. Eğer geriye kalan ekleri aldıysa yani asya Maden Dağı'nda, inceyip Arak falan filan neyse bunlar önemli değil. Buradaki eklerden birini aldıysa da zarf fiil diyoruz. Peki hocam az önceki örnekten gidelim. Hemen bak buraya aldım buraya örneğimizi. Gelenlerin sözcüğünün kökü nedir? Gelmek bak bu kök. Sonra kökten sonra bakıyoruz. Bir kere gelmeyenlerin diyebiliyoruz. Yani bu birinci kuralımızı zaten bileceğiz. Yani. Mame eki isim fiil içinde, sıfat fiil içinde, zarf fiil içinde zaten standart. Fakat buraya baktığımızda gelenlerin kelimesi... Bak gelmekten sonra en eki almış. O zaman sıfat fiil diyoruz. Olmaktan sonra du eki almış. Hocam du eki yok ya. Dik, duk olabilir arkadaşlar. Du olabilir, tu olabilir. İşte konuş tu der mesela tüyü olabilir. Yani d t y ı, I i i u ü ye k yumuşak G'ye dönüşebilir. Anlamaya baktığımızda ise burada bakıyoruz mak mak o zaman bu da isim fiil dedik arkadaşlar. Anla kelimesen sonra gelen yani kökten sonra gelen mak iki şeklinde. Şimdi gelin beraber güzel bir şekilde pekiştirelim. Şimdi demiş ki ben hemen odaklanıyorum şu anda. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır demiş. Bakın bu cümleyi çözebiliyorsanız harikasınız demektir. Bak şimdi. Bugün dışarıda gezmek istiyorum. İstiyorum yüklem. Tamam. Ardından da gezmek gezmemek diyebiliyoruz. Hop bu bir fiilimsi. Öğretmenler çok konuşan öğrencileri tanır. Tanır yüklem. Konuşan konuşmayan fiilimsi. Şiir okumak çok güzel bir sanattır. Çok güzel bir sanattır yüklem. Hadi siz diyelim ki sanattır dediniz. Cümlenin ögeleri konusuna geçmediyseniz birazcık hani şu anda bilmemeniz normal. Ama bilen arkadaşlar biliyor ki bu bütünüyle yüklem. Yani çok güzel bir sanattır bir sıfat tanımlaması onu bölemeyiz. Neyse okumak okumamak. Ders çalışmayı bazen seviyorum. <laughs> seviyorum yüklem. Çalışmayı çalışmamayı. Çok gezen pabuç sıkıntı yaşatır. Yaşatır yüklem. Gezen gezmeyen. Düzenli olarak her gün bizi arar. Arar yüklem olarak olmayarak. Emrah bugün bize dondurma ısmarladı. Ismarladı yüklem. Aa burada filmsi yok işte. İçinde filmi olmayan cümleye yanına şöyle yıldız koyuyorum. Bu cümleymiş arkadaşlar. Bakın, dikkatliyseniz... ...burada gezmek... ...şöyle hatta altlarında kırmızı ile şey çizeyim. Gezmek, gezmemek... ...mek -E almış isim fiil. Konuşan, konuşmayan... ...an -E almış sıfat fiil. Okumak, okumamak... ...bak Mek mak olabiliyor. Gördüğünüz gibi yine isim fiil. Çalışma, isim fiil. Gezen, sıfat fiil. En eki. Olarak, erek, arak. zarf fiil. Hocam dondurmada da ma eki var ama kuralımızın birincisi ve en önemlisi neydi arkadaşlar? Çeşidini bulmadan önce mame olumsuzluk eki alıp almadığından emin olmamız gerekiyordu. Mame eki alabiliyor mu? Bakalım. Dondurma, dondurmama. Ice cream, ice cream falan. Olmuyor. Böyle saçma sapan bir şey oluyor yani. Dolayısıyla bu artık kalıplaşmış bir isim arkadaşlar. Buradaki bütün fiilimsileri bulduysanız ve bunun da filmsi olmadığını biliyorsanız filmsi de 10 üzerinden 7 yıldızsınız. Şimdi 10 üzerinden 10 yıldız. Bordo bereli olmanızı istiyoruz. Bakalım şimdi bakalım. Hangisi fiilimiz kullanılmamıştır diyor. Videoyu durdurup bulun cevap. Şimdi ben açıklıyorum. Şimdi onun gidişine hepimiz çok sevindik. Sevindik yüklem. Gidişine gitme işine isim fiil. Hepimize güler yüzü davranırdı. Davranırdı yüklem. Güler gülmez. Erek almış. Anası mezar dikecekmiş. Erekin almış sıfat fiil. Görünmez kazalara dikkat edelim. Dikkat edelim yüklem. Görünmez görünür kazalar. Kardeşinin gülüşüne hayran kaldım. Hayran kaldım yüklem. Gülüş gülmeyiş isim fiil. Yarın buraya kadar kitaplarını getirmelisin. Getirmelisin yüklem. Yarın yarmayın. Yok öyle hocam saçmalamayın. Yarın fiilimsi değil. Buraya fiilimsi değil. Kadar değil. Kitap o zaman burada fiilimsi yok arkadaşlar. Burada kelimemiz cümlemiz gördüğünüz gibi fiilimsiye sahip değil. Sizinle gezmeye karar verdim. Karar verdim yüklem. Gezmeye gezmemeye. Bu sorunun yapılışı çok farklı olmalı. Olmalı yüklem, yapılışı, yapılmayış. Iş isim fiil, m isim fiil, üş isim fiil, mez anası mezar dikecekmişteki sıfat fiil, er anası mez mezar erdeki sıfat fiil, gidişteki işte isim fiil. Şimdi geldik buraya. Hangisi de fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Gene dikkatli bir şekilde bulacağız. Bakalım video durduktan sonra bulabiliyor musunuz? Bulabiliyorsanız harikasınız. Şimdi bazı kelimelerin okunuşu zor olabiliyor. Olabiliyor yüklem okunuş okunmayış isim fiil. Koşar adım hızlıca yanımızdan uzaklaştı. Uzaklaştı yüklem koşar koşmaz sıfat fiil. Annelerin öpülesi elleri vardır. Buradan e, bütün annelerin ellerini öpüyoruz. Ben de kendi annemin elini öpüyorum gerçekten. Şu anda prim kasıyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Şaka. Ama arkadaşlar annenizin duası olmazsa da kazanamazsınız onu söyleyeyim. Annelerin öpülesi elleri vardır. Vardır yüklem. Öpülesi öpülmesi Esi nedir arkadaşlar? Sıfat fiil. Yarın gezdiğim yerleri size anlatacağım. Anlatacağım yüklem gezdiğim gezmediğim dikeki almış sıfat fiil. Çalışırsanız derslerinize başarılı olursunuz. Başarılı olursunuz yüklem. Çalışırsan aa patladık İşte burası eski bir teokta da sorulmuş olan SSA eki arkadaşlar. Burada cümlede fiilimsi yok. Çünkü SSA eki bakın çalışırsa bu hatırlar mısınız fiiller vardı çok eski yani 7. sınıfta fiiller öğrenmiştiniz. Fiillerde şöyle bir şey vardı. Fiil yazıyorum şöyle. Hani çekimli fiiller vardı. Çekimli fiillerde bir şöyle Haber kipleri vardı. Haber kipi. Hatırlıyor musunuz? Zaman anlamı içeren. Bir de şöyle dilek kipleri vardı. Dilek kipleri zaman anlamı içermiyordu. Şöyle mesela bir tane fiil bulalım. Ne olsun diyelim ki? Ee, sevmek fiili. İşte böyle sev, sev, sev diye yazıyorum beş tane. Çünkü beş tane zaman anlamı içeren haber kipi vardı. Dört tane de dilek kipi vardı. Bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi geliyorum. Bak. Seviyor şimdiki zamanda. Dolayısıyla yoruki alan bir kelime kesin fiildir. Fiilimse olamaz. Sevecek, ecek, acak gelecek zaman sever geniş zaman sevmiş duyulan geçmiş zaman sevdi görülen geçmiş zaman bunlar haber kipleriydi. Bir de dilek kipleri vardı. Sevmeli gereklilik, sevse işte bu se bu. Bu işte şart kipiydi. Seve yani sevelim diye hatta e, genellikle birinci çoğul şahısla çekimleniyordu. Bir de sev diye emir kipi vardı. Şimdi dolayısıyla bu ekleri gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki aha 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 bunlar fiil olabilir. Yani cümlenin Ortasında olan tek fiil de budur zaten. Genellikle böyle çalışırsanız yani zarf tümleci görevlidir, zarf tamlayıcısı görevlidir. Çalışırsanız başarırsın. Ödevini bitirirsen Fortnite oynayabilirsin gibi. Her gördüğüne, duyduğuna çabucak inanmamalısın. İnanmamalısın yüklem. Gördüğüne, görmediğine dık sıfat fiil. Duyduğuna, duymadığına dık sıfat fiil. Yapılacak işleri deftere tek tek not al aldım. Not aldım yüklem. Yapılacak, yapılmayacak, ecek acak sıfat fiil. Burada bu cümlede fiilimsi yoktu. Bunu bulduysanız süpersiniz. Burada bu cümlede fiilimsi yoktu. Bunu bulduysanız normalsiniz. Burada bu cümlede fiilimsi yoktu. Bunu bulduysanız artık bordo berelisiniz arkadaşlar. Bunu bulan arkadaşları gerçekten ayakta Daha <laughs> şey oturuyorum sana, ben oturarak alkışlıyorum. Ayakta oturarak alkışlıyorum. Bunu bulan öğrenci bordo berelidir. Bulamadıysanız da üzülmeyin. Bu artık en üst seviye yani. Şimdi bakalım hangisi filmsi kullanılmamıştır diyor. Devam ediyoruz. Kitap okurken bazı yerlerin altını çizerim çizerim yüklem. Okurken okumazken zarf fiil. Sen gideli buraların tadı tuzu kalmadı. Kalmadı yüklem. Gideli gitmeyeli zarf fiil. Zaten zarf fiiller genellikle yükleme sorulan ne zaman ya da nasıl soruların cevabı olur. Ne zaman çizerim kitap okurken. Ne zaman tadı tuzu kalmadı sen gidelim. Ahmet derse konuşmadan duramaz. Duramaz yüklem. Konuşmadan konuşarak. Bak bu da nasıl sorusuna cevap veriyor. Hatta bu zaman anlamı kattığı için Bunlara zaman yazıyoruz yanlarına. Zaman anlamı katmış. Ne zaman sorusuna cevap veriyor. Bu ise nasıl duramaz? Konuşmadan duramaz dediği için bu da durum anlamı katıyor diyorlar. Yıl boyunca derse sadece soru çözüldü. Çözüldü yüklem. A boyunca boymayınca diyemezsin. Patladık. Burada arkadaşlar hatta patlama sesi aldım. Burada arkadaşlar filmsi yok. Bunu da bulan arkadaşları tebrik ediyorum. Ama bunu bulan arkadaşları dokuz kere tebrik ediyorum. En güzeli çalışıp başarılı olmaktır. Of bu, bu, bu artık zormuş. Şimdi çalışıp... Şimdi olmaktır yüklem tamam eyvallah. Ama çalışıp fiilimsi tamam çalışmayayım. Ama olmak da isim fiil yüklem olabiliyor işte. Bazen böyle yüklemlerde olabiliyor. Fiilimsinin yüklem olduğu cümle örneği... ...şimdiye kadar ne üniversite sınavlarında... ...ne master sınavlarında... ...ne KPSS, ne LGS, ne ABS, ne ASR, ne EPS... ...hiçbirinde sorulmamış ama... Biz ne olur ne olmaz diye sorduk çünkü bazen yorumlarda görüyorum Hocam fiil hepsine yüklem olabilir ama neden böyle yapıyorsunuz Diyor arkadaşlar ki haklılar Biz de gösterdik bazen böyle fiilimse yüklem olabilir Onu gördüğümde henüz yola çıkmamıştı Çıkmamıştı Gördüğümde görmediğimde sıfat fiil Eve girince koşarak üst kata çıktım Çıktım yüklem Koşarak koşmayarak zarf fiil Girince girmeyince zarf fiil Bak buradaki girince zaman anlamı katmış Koşarak ise durum anlamı katmış Nasıl çıktım koşarak ne zaman çıktım eve girince. Mesela burada en güzeli çalışıp başarılı olmaktır. Nasıl başarılı olmak? Çalışıp o zaman bu durum anlamı katmış. Ne zaman yola çıkmamıştı? Onu gördüğümde o zaman bu zaman anlamı katmış. Eve girince zaman anlamı katmış. Koşarak durum anlamı katmış. Bunu da bilmeniz lazım. Soru çözdükçe netleriniz artacaktır. Bu size gelen bir cümle. Burada da çözdükçe çözmedikçe ne zaman soru çözdükçe artacaktır. Bu da yine zarf fiil oluyor arkadaşlar. Bu alıştırmada şu yıldız koyduğum cümleleri bulan arkadaşlar bir kere LGS film full yapacaklar. Onu söyleyeyim. Hiç artık çalışmalarına bile gerek yok. O kadar söyleyebilirim. Hele hele şunu bulan arkadaşlar. Bundan sonra denemelerde karşı Ama buradaki filmsin olmadığını bulamadıysanız. Şuradaki yüklemdeki filmsi bulamadıysanız filmsi ile alakalı soru çözmeye devam etmeniz lazım arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi de altı çizili sözcük filmsi değildir demiş. Bunlar artık çok rahat yapabileceğiniz sorular arkadaşlar. Bunu rahat yapabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde ne yapacağız? Öncelikle yüklem bulacağız sonra filmsleri bulacağız. Ama zaten altını çizmiş hangisi films değildir diyor. Biz yine dikkatli olacağız ama. Şimdi kuşlar çevreden topladıkları çöplerden yuva yapar demiş. Tamam doğru. Yapar yüklem topladıkları toplamadıkları filmsi. Bu doğru. Göç edeceği zamana kadar bu yuvayı korur. Korur yüklem edeceği etmeyeceği filmsi. Bu dık eki almış sıfat fiil. Bu ecek eki almış sıfat fiil. Kuşların yaptığı bu yuvalardaki sanat muhteşemdir. Muhteşemdir yüklem. Yaptığı yapmadığı dık sıfat fiil. Bu yuvalar ancak bir sanatçı yapar. Yapar yüklem. Geniş zaman eki almış yüklem bu. Yani bu fiil. Dolayısıyla bu fiil olduğundan biz buna fiilimsi diyemeyiz. Cevabımız Denizli. Bu soru yine zor bir soruydu. Bu soru yapan arkadaşlarımıza gerçekten alkışlıyoruz. Geldik buraya. Bu soru yapan Bordo Bereli'dir arkadaşlar. Bakın buraya yazıyorum. Bordo Bereli bir soru. Bu direkt Teok'ta çıkmıştı. LGS'de sormadılar. Çünkü o soruyu o kadar çok kişi yanlış yaptı ki. Dediler ki biz bunu da bir daha sormayalım. Yani öğrenciler patlıyor dediler. Aslında çok kolay bir soru gibi duruyor. Bakın şimdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ecek acak iki alan sözcük çekimli fiildir diyor. Yani demek ki bir tanesi de fiil, üç tanesi de fiilimsi. Ama bunu konuyu bilen öğrenci bile kaçırabiliyor. Esasında kolay bir soru ama dikkatli olmanca kaçan bir soru. Şimdi durdurdunuz, Soruyu yaptınız. Şimdi benden cevabı dinleyin. Söyleyecek zamanı gelince gerçekleri. Zamanı gelince gerçekleri söyleyecek diyor. Bak buradaki fiil. Bu da ecek acak iki almış. Yani bu yüklem. Fiilimsi burada gelince onu geç şimdi. Gidilecek çok yer var. Var yüklem gidilecek gidilmeyecek yer. Bak bu fiilimsi anlaşıldı mı? Gidilecek yer sıfat fiil. Çözülecek soruları bitirdin mi? Bitirdin mi yüklem? Çözülecek çözülmeyecek sorular. Sıfat fiil bak buraya yazıyorum. Yapılacak işleri not alalım. Not alalım yüklem. Yapılacak işler yapılmayacaklar Bu da sıfat fiil. Yani yapılacak işler sıfat fiil. Sıfat tanımaz. Çözülecek sorular sıfat fiil. Sıfat tanımaz. Gidilecek yer sıfat fiil sıfat anlamaz. Ama söyleyecek zaman öyle değil ki zamanı gelince gerçekleri söyleyecek. Bu işte yüklem arkadaşlar yani fiil. O yüzden cevabımız A seçeneği. Bu soruyu doğru yapan arkadaşları gerçekten <laughs> ayak kalkıyor. Gerçekten şu an de ayak kalkıyor. Bakın sesimde değişmiştir. Bakın ayak kalkıyor şu an arkadaşlar. Çünkü gerçekten gerçekten inanılmaz dikkat gerektiren bir soru. Hocam biz bunu yaptık diyorsanız gidin Google'dan bakın. Bu bir sınav sorusuydu arkadaşlar. Ve o sene birçok öğrenci bu soruda patlamıştı. Şöyle bir ses gelmişti. Şu anda patlayan arkadaşlar da hiç üzülmesinler. Eğer Zoru Bankası'nda buna benzer çok kaliteli sorularımız var. Tüm derslerde, Dinamo'da, Spersonik'te bu soruları çözdüğünüzde fullü garantileyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam hemen reklam yaptınız. Arkadaşlar bu reklamlar size iyi bir lise kazandırıyor. Bunu da unutmayın. Geldik buraya. Bu parçada altı çizili film sürüleri aşağıdakiler hangisi bir arada kullanılmış? İşte bu da gerçek sınavda çıkan sorunun aynısı. Dikkatli olmanız lazım. Şimdi bir rüzgar esse şimdi gökyüzünden mavinin kokusu delip geçse benliğimi. Ha bak. Mavinin kokusu benliğimi delip geçse diyor. Delip ipeki almış zarf fiil. Bir tane zarf fiilimiz var. Artı. Umut dolu bir rüyaya yolum düşse yemyeşil kırlarda. Keyifli bir düş alsam çayırlara kök salan. Salan salmayan sıfat fiil. Şimdi burada iki tane film isminiz var. Hangisinde bir arada kullanılmıştır diyor. Yani bir cümle olacak. Cümlenin içerisinde hem zarf fiil cık, bunun gibi hem de sıfat fiil olacak. Gerçekten seçici bir soru. Hocam bu kadar zor çıkar mı? Hemen bakalım. Hep beraber bakalım arkadaşlar. Canlı yayın şu anda. Şaka tabii. Delip Salan. 2023 films. Bundan tam 5-6 ay önce öğrenciler hep. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Aralıkta yani artık. Anlaştık mı? Dikkatli olacağız. Pardon cevapları göstermiş gibi oğlum. Şimdi, bu parçadaki altı çizili film sülüleri hangisine bir arada kullanılmıştır? Dünyanın dört bir yanından sanatçıların bir araya geldiği günde gökyüzüne süzülmüşüm sessizce. Süzülmüşüm yüklem. Tamam mı? Geldiği sıfat fiil. Birinciyi tamladık. Başka filmsi yok. O zaman A olmaz. Su gibi akınca zaman, sonbaharı uğurlamanın vaktidir. Şimdi vaktidir. Akınca zarf fiil, uğurlama isim fiil. Bu zarf fiil ama akınca akmayınca uğurlama isim fiil. Halbuki bize... Biz zarf fiil biz sıfat fiil lazımdı. El ele tutuşarak şarkılar söyleyelim neşe içinde doğmuş günü. Yani. Söyleyelim yüklem. Nasıl tutuşarak zarf fiil. Neşe içinde doğmuş gün. Nasıl gün? Doğmuş gün. Bak bu da anası mezar dikecekmiş almış. Bu da sıfat fiil arkadaşlar. O yüzden burada zarf fiil burada sıfat fiil olduğu için cevabımız C gibi. D'ye bakalım. Kollarımı savura savura tüm insanlarla birlikte kendi müziğin ritmine bırakırken eğleniyorum. Şimdi savura savura zarf fiil A iki almış. Bırakırken zarf fiil ama bize bir zarf fiil bir tane de sıfat fiil lazım. O yüzden bu da olmuyor. Cevabımız C seçeneği. Bu soruda çok seçici bir soruydu. Bu soruyu doğru yapan kesin LGS hiçbir soruyu kaçırmayacağını biliyorsunuz. Zaten LGS sorusunun değiştirilmiş birazcık kısaltılmış hali. Geldik buraya. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım. Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir. Tecrübe edilir yüklem. Yaşayarak yaşamayarak. Bu erek arak eki almış. Burada zarf fiil kullanılmış. Öğrenmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız. Koyarsınız yüklem, öğrenme, isim fiil kullanılmış. Öğrenmeme. Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz. Taş atmaz yüklem. veya atmaz yüklem diyelim. E, yok ki. Meyvesiz mame almıyor, ağaç almıyor, kimse almıyor, taş almıyor. Atmaz zaten yüklem. Burada filmsi yok. Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür. Büyüktür yüklem. Kim büyüktür? Menfaatleri için küçülmeyen insan. Tamam. Burası özden diğer konumuz. Küçülmeyen, küçülen en eki almış. Dolayısıyla bu da sıfat fiil arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. Geldik başka bir soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur demiş. Gene seçici bir soru. Diyor ki: "Yaz aylarında tamamen kuruyan Karamuğla Deresi'nin yatağını takip ederek Saburhane Meydanı'na ilerliyorum." İlerliyorum yüklem. Kuruyan, kurumayan, ederek, etmeyerek. Burada ederek zarf fiili var. Tamam. Burada var. Saburhanen'in sürprizi sokaklarına doğru yol alırken yüzleri ısıtan neşelik var güneşinin ağaçlara can verdiğini hissetmek zor olmuyor. Olmuyor yüklem. Alırken almazken zarf fiil. Isıtan sıfat fiil. Verdiğini vermediğini sıfat fiil. Hissetmek hissetmemek isim fiil. Burada o zaman bir tane zarf fiil olduğu için burada da var. Kim bilir üstüse kaç kat kremiş atıl. Kim bilir üstüse kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı evleri keşfetmek için sokak aralarına dalıyorum. Dalıyorum yüklem. Ee, atılmış atılmamış sıfat fiil boyalı keşfetme keşfetmemek isim fiil a burada zarf fiil yok üst üste olamaz çünkü bu fiilimiz değil o yüzden cevabımız c d'ye bakalım evlerin ahşap bölümleri saburhaneli kadınların titiziyle siline siline özgün ve büyülü bir sanat eserine dönüşmüş dönüşmüş yüklem siline siline bu da arkadaşlar zarf fiil. yani koşa koşa git güle güle git sora sora bulunur diyorlar ya işte bu o arkadaşlar. O yüzden burada da zarf fiilimiz var. Geldik son sorumuza. Bu sorudan sonra artık bitiriyoruz. Eğer eksiklerimiz varsa mutlaka arkadaşlar Süpersonik'teki bakın sayfalarımız burada. Süpersonik'te test 72, 73, 74, 76, 78'i çözmelisiniz. Bu temel testler önemli. Dinamo'da yine isim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil ile alakalı 63, 65, 67, 69'u çözmelisiniz. Yine tüm derslerde Tez 53, 54, 55'leri çözmelisiniz. Zoru Bankası da yani hocam niye bu kadar çok sorudan veriyorsunuz, kitaptan veriyorsunuz? Arkadaşlar bakın süpersonik yayınları bizim tavsiye edebileceğimiz güzel bir yayın. Buradan çözün. Diğerleri zaten bizim kendi kitaplarımız buradan da çözün. Arkadaşlar ne kadar çok soru çözerseniz o kadar işinizi sağlama alırsınız. Bunu da unutmayın. Şimdi bu parça numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem sıfat fiil hem de zar fiil yer almaktadır. Bu soruyu doğru yapan arkadaşlarımız gerçekten ...efsodur arkadaşlar, kraldır. Niye? Niye diyeceksiniz? Hocam niye böyle bir övgü yapıyorsunuz? Bu üniversite sınavına çıkmış soru arkadaşlar. İsterseniz bazı kelimelerini yazın Google'a, görün. Direkt üniversite sınavında geçen sene çıkan soru. Yani abilerinize, ablalarınıza, 18-19 yaşındaki çocuklara soruyorlar... ...ama siz bunu yapabiliyorsanız süpersiniz. Artık en zor soruyu en sona koydum. Şimdi, okyanusların ısınmasına aşırı avlanma... ...kitesel turizm ve kirliliğin ...yeryüzünün cennet köşelerinden üzüntü veren haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi devam ediyor yüklem, tamam mı Gelmeye gelmemeye isim fiil. Veren vermeyen sıfat fiil. Tamam mı? Isınma ısınmama isim fiil. Maki almış. Avlanma avlanmama isim fiil. Eklenme eklenmeme isim fiil. Abi bir, iki, üç, dört tane isim fiil var. Ama bir tane de sıfat fiil var ama zaf fiil yok. O yüzden biri geçtik. Örneğin Avustralya'daki büyük set resifi Gerçekleşen iklim değişikliğiyle yakından ilişkili bu olumsuz etkileri en üst seviyede o yaşıyor. Yaşıyor yüklem. Gerçekleşen gerçekleşmeyen sıfat fiil. Başka fiilimsi yok zaten. Geç ikinci cümle. Biri de geçmiştik. Mercan resiflerinin beyazlayarak ölmesi okyanusların iklim değişikliğine gösterdiği en açık tepkilerden biri. Şimdi biri yüklem. En açık tepkilerden biri de gösterdiği dik sıfat fiil. Beyazlayarak, erekarak zar fiil ölmesi mame isim fiil bak beyazlayarak zarf fiil ölme isim fiil gösterdik sıfat fiil o yüzden cevabımız C üçü de var. Körfezin yarı kapalı bir havzada bulunması bulunması isim fiil aldığı sıfat fiil yağışın isim fiil burada yüklem var. Burada da gördüğünüz gibi zarf fiil yok. O yüzden cevabımız net bir şekilde C seçeneği. Beyazlayarak zarf fiil ölmesi isim fiil gösterdiği dik sıfat fiil. Bu soruyu da yapan arkadaşlar gerçekten <laughs> borda bireli. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Diğer dersimize görüşmek üzere. Eksiklerimiz varsa çözmeye devam ediyoruz. Neden? Hedefimiz LGS'de soru kaçırmamak Türkçe'de. Zaten matematikte bizi zorlayacaklar. Türkçe, inkılap, din, İngilizce çok iyi yapıp, full yapıp hatta, fendi de süper yapıp, matematikte soru kaçırırsak kaçıracağız. Kaçırmayacağız inşallah onu belki de Türkiye'de yapacağız. Hadi bakalım inşallah. Donguç Dershane sundu.